kimsenin denemez günü orada kutlamak isteyen insanların problemidir. Onlar bunu problem etmiyorsa siz vay işte siz çok uyumsuz. Demek durumu yani meselenin bu olmadığı ortada. Mesele şimdi, bence biraz da çözüm süreciyle ilgili şimdi geleceğiz provokasyon oraya. Beklentisi sanırım. Yani provokasyon endişeleri gibi geliyor bana. Bilmiyorum Yiğit Bey ne diyecek. Şimdi daha önce de bu tip hatalar yapıldı. Dikkat ederseniz önünü kestik, bariyer yaptık. Boşu boşuna bariyerin önünde baraj birikti. Daha önce bu toplumsal olayları gördük hatırlarsınız. Çok kısa süre önce de bu tip olaylar yapıldı. Keşke önünü kesmeseydik dedik ondan sonra. Şimdi tabii ki alanda orada yer açmak, bunları yapmak mümkün ama ben şunu anlamıyorum. Bakın burada tabii ki siyasi otoritenin buna sembolik de olsa yer açmamakta bir kusur olabilir. Oraya bir soru işareti koyuyorum. Veya valiliğin bir kusuru olabilir ama ben sendika ağlarının da bugüne kadar şu Taksim ısrarındaki tutuculuğunu, Taksim ısrarındaki devamlılığını hiç başka bir konuda görmedim. Yani sendika ağları hiçbir zaman işçi hakları için şu Taksim'e çıkmak kadar savaş vermediler. Sendika ağlarının hiçbirinin ağzından ben TÜSİAD'la ilgili bir şey duymadım. Sendika ağlarının hiçbirinin ağzından Türkiye'deki faiz sistemiyle ilgili bir şey duymadım. Sendika ağlarının hiçbirinin ağzından işçinin peşin kesilen vergisiyle ilgili bu kadar ısrarlı bir tavır duymadım. Yani Türkiye'de bir açık, şimdi bir tarafta eleştiriyoruz. Bu yanlıştır diye Taksim'i açın bırakın ne insanlar ne istiyorsa yaptın. Ama bir tarafta da bir gerçek var ki işçi haklarıyla ilgili en büyük gelişimi sağlayan yine bu hükümettir. Bu hükümetin de haricinde başbakandır. Onu da altını çizeyim. Yani bugüne kadar Türkiye'nin ekonomik gerçeklerine bakarsanız yılda 70 katrilyon faiz ödeyen bir ülkeden bahsediyoruz. Bakın 2004 konsolide bütçesinin 70 katrilyonu faiz ödemesidir. 70 katrilyon faiz ödemesi ne demek biliyor musunuz? 140 katrilyon konsolide bütçenin yarısı faize gitti demek. Nereden gitti bu? İşte bu işçilerin sırtından gitti. Nereye gitti? 5000 kişiye gitti. Bu 5000 kişiyle bu sendika ağları akşam yemek yiyorlar beraber. Yani işçinin kanını emenlerle, işçinin kanını emmesine engel olmak için sendikanın başına geçtim diye iddia edenler akşam yemek yiyorlar. Aynı restoranda eğleniyorlar, aynı evde yatıyorlar bazen geceleri. Zaten bence bu 1 Mayıs ısrarı sendika ağlarına rağmen olan bir şey. Yani iş sendika ağlarının keyfini anlaşması, uzlaşmasına kalsaydı, yani sendika ağları ikna olabilirdi, edilebilirdi. Tıpkı diğer olaylarda pek tabii ikna edildikleri gibi. Ama burada kitlenin bir ısrarı var. O kitlenin bence ısrarı onu haklı. Lazım. Onu kesinlikle yani söylüyorum. Yani sendika ağlarının söyledikleriniz tabii başka lazım. Değil mi? Az önce söyledikleri doğru. Konusu tartışılır, evet, tartışılsın. Yani, ama bu, sadece bugüne baktığımızda, olayı bugüne özel değerlendirdiğimizde. Seda Hanım, ben toplumsal olaylarda set çektiğiniz zaman arkasında baraj birikir diye düşünüyorum. Hiçbir olaya set çekmeyeceksin. Hı-hı. Gösterim yapmak istiyorsun kardeşim Kadıköy. Git yap. Onu mu yapmak istiyorsun? Git.